Koronavirüs salgını sonrası patlak veren enerji krizi, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş da derinleşti. Özellikle doğal gaz fiyatları savaşla beraber bir günde %60'a yakın yükseldi. Enerji konusunda arz güvenliğine büyük önem veren Türkiye, enerji krizini öngörerek adımlarını erken attı. Yerli kaynaklardan tam kapasite yararlanmak için uzun yıllardır yatırımlarını aralıksız sürdüren Türkiye, filosuna kattığı Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma ve Fatih, Yavuz, Kanuni gibi sondaj gemileriyle denizlerde yaptığı çalışmalarla Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz keşfederken inşa ettiği Tuz Gölü ve Silivri yeraltı doğalgaz depolama gibi yapılarla tedarik şoklarına karşı kırılganlığını en hafife indirgedi. Öte yandan hem dışa bağımlılığı azaltmak hem de temiz enerji üretimi için son yıllarda yenilenebilir enerjide büyük yol kat eden Türkiye, rüzgar enerjisi santrali RES, güneş enerjisi santrali GEZ ve hidroelektrik santrali HES'e büyük yatırım yaptı. Jeopolitik riskleri ve tedarik sıkıntılarına karşı da hazırlık yapan Türkiye, pazar çeşitliliğini artırarak enerjide yaşanabilecek olası senaryolara karşı depolarını dolu tutuyor. LNG'ye ağırlık veren Türkiye'nin sıvılaştırılmış doğalgaz LNG terminallerine bu hafta Amerika, Ekvator Ginesi, Cezayir ve Meksika gibi ülkelerden 8 LNG dolu gemi gelecek. Gemiler Hatay 4 yolda bulunan FSRU yani Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi, İzmir Ali Ağa LNG Terminali ve Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne gelecek. Türkiye'ye hamlesi sonrası Maran Gas Priceless, Methane Princess, Elisa Larus, SK Result ve Gaslong Hong Kong LNG tankerleri Amerika'dan yola çıktı. Bunun yanı sıra Ekvator Ginesi'nden Guiying, Cezayir'den Olgarta ve Lalla Fatma Ensomer gemileri de Türkiye'deki terminallere doğru yola koyuldu. Gemilerin Türkiye'deki hedef noktalarına varış tarihleri 25 Şubat'ta 6 Mart arasında değişiyor. Teksas'tan yola çıkan ve toplam 170.799 metreküp kapasiteli Mol Hestia LNG gemisi de 22 Şubat'ta Türkiye'ye vardı. Rusya'nın olası Ukrayna işgali sonrasında Avrupa'nın tahıl ambarının derinden etkileneceği belirtilirken krizin uzun sürmesinin ülkelerde ekmek kıtlığına neden olabileceği aktarıldı. Dünyanın en büyük buğday ihracatçısı olan Rusya, ikinci sırada yer alan Ukrayna ile birlikte küresel pazarın yaklaşık %29'unu oluşturuyor. Analistler, Rusya ve Ukrayna'nın büyük metal ve diğer emtia tedarikçileri olduğunun altını çizerken, krizin tırmanmasının petrol ve gaz fiyatlarını daha da arttıracağının altını çizdi. Analistler ise, ekonomik bağlamda bakıldığında buğdaydan arpaya ve bakırdan nikele krizin daha da kötüye gitmesiyle birlikte tedarik zincirlerinin bozulmaya hazır olduğunu söylüyor. Tedarik teknolojisi şirketi CEO'su ve kurucusu Alan Holland'a Ukrayna'nın Avrupa'nın tahıl ambarı olarak kabul edildiğini ve bir işgalin gıda tedarik zincirinin sert darbe almasına yol açacağını söyledi. Analistler, Ukrayna'nın Avrupa'nın büyük bir kısmının bağımlı olduğu buğday, arpa, çavdar ve mısır ürettiğini söylerken Holland, hasat mevsimi hala birkaç ay uzakta da olsa, uzun süreli bir çatışma bu sonbaharda ekmek kıtlığı yaratacak ve tüketici fiyatlarını artıracak diye konuştu. Bir araştırma şirketi CEO'su Don Tiura ise, Orta Doğu ve Afrika'daki birçok ülkenin de Ukrayna buğday ve mısırına güvendiğini ve bu arzdaki kesintilerin bu bölgelerde gıda güvenliğini etkileyebileceğini söyledi. Gıda enflasyonunun her geçen gün yükseldiğini söyleyen uzmanlarsa silahlı bir çatışmanın çıkması halinde durumun daha da kötüleşebileceğinin altını çizdi. Alan Holland ayrıca doğal gaz arzındaki herhangi bir kesinti, gübre gibi enerji yoğun ürünlerin üretimini de etkileyecek ve bunun tarımı daha da fazla etkilemesi kaçınılmaz şeklinde konuştu. Tarımda kullanılan gübre miktarı geçtiğimiz yıl teresiz kalmış, bu da fiyatların yükselmesine neden olmuştu. Rusya-Ukrayna krizi derinleştikçe Avrupa Birliği ülkelerinin derinden etkilenmesine kesin gözüyle bakılırken, durumdan en fazla Almanya'nın etkileneceği vurgulandı. Tedarik zinciri risk istihbarat firması CEO'su Atul Vasitya, Almanya'nın üretim ve elektrik için enerji ihtiyacının çoğunu Rusya'dan aldığı doğal gazdan elde ettiğini söyledi.
Gerginlikler artmaya devam ederse ve olası bir savaş veya yaptırımlar nedeniyle aksamalarda bir artış görürsek, bu Almanya'daki imalat üretimini sekteye uğratır derken, fabrikaların diğer ülkelerdeki üretime kademeli olarak geçecek olan üretimi kısması gerekecek diye konuştu. Almanya'dan en çok ihracat yapılan ürünler arasında otomobil ve otomobil parçaları, diğer ulaşım ekipmanları, elektronik, metaller ve plastikler yer alırken, ülkelerin fiyatlarının artacağı ya da tedarik sorunu yaşayacağı belirtildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca Konya'da düzenlenen Türkiye'deki iklim değişikliği ve alınacak önlemlerin konuşulduğu İklim Şurası'na katılan Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi, Ticaret, Enerji ve Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyıldız, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri harekatın ardından Türkiye'nin doğalgaz sıkıntısı yaşayıp yaşamayacağıyla ilgili Demirören Haber Ajansı'na değerlendirmede bulundu. Doğalgaz tedariki konusunda sorun yaşanmayacağını belirten Ziya Altunyıldız şöyle konuştu. Özellikle enerjideki tedarik güvenliğimizi temin etmek için pek çok unsuru bir araya getirdik. Bir anlamda önemli bir kombinasyonla parametreleri entegre etme çalışması yaptık. Bir taraftan boru hatlarıyla, bir taraftan LNG, sıvılaştırılmış doğalgazla, yani gemilerle enerji taşımalarıyla, diğer yandan doğal gaz depolama çalışmalarımızda, ayrıca hem karada hem de deniz üstünde kurduğumuz dönüşüm santrallerimizde tedarik güvenliğimizi temin etmek adına önemli çalışmalar yaptık. Ülkemizin bu anlamda enerji tedarik güvenliğinde bir risk oluşacağını beklemiyoruz. Tabii ki bütün bunlar küresel anlamdaki her şeyi doğrudan etkileyecek şeyler. Asla tasvip etmiyoruz. Küresel dünyanın bu sorunu, Birleşmiş Milletler kuralları çerçevesinde ve tüm ülkelerin kendi alanlarını koruyacak şekilde çözüm bulmalarını bekliyoruz. Yenilenebilir enerji kaynaklarının önemine de vurgu yapan Altunyıldız, enerji, pandemiyle birlikte küresel tedarik zincirindeki kırılmayla son dönemde tüm dünyada önemli miktarlarda artışlar kaydetti. Enerji, küresel konjonktürden en çok etkilenen konulardan ve tedarik güvenliğinde en çok etkilenen unsurlardan biridir. Bu bakımdan enerji, üretimi doğrudan etkiliyor, istihdamı ve ihracatı etkiliyor. Bir anlamda enerjisiz hayatı idame ettirmek mümkün değil. O yüzden enerjinin çeşitlenmesi, özellikle ülkeler arasından yerel kaynaklardan mümkün olduğunca arttırılması son derece kıymetli. Ülkemiz bu anlamda fosil yakıtlardan yenilenebilir kaynaklara dönüşme noktasında çok önemli bir stratejik yaklaşımla önemli hamleler yaptı. Küresel gelişmelerden en az etkilenme adına yenilenebilir kurulu gücümüzü %50'lerin üzerine taşıdık. Ancak bütün bunlarla birlikte fosil yakıtların varlığı hala devam ediyor mu? Evet, ediyor. Fosil yakıtları hala bir süre kullanmaya devam edecek miyiz? Evet, edeceğiz. Bundan küresel dünyayla birlikte etkilenmek mümkün mü? Evet, mümkün. Türkiye bu anlamda en az etkilenmek için elinden geleni yapıyor. Yapmaya da devam edeceğiz. Tabii ki hiç etkilenmemek gibi bir seçenek yok diye konuştu.